Kiminin ayakkabısı çıktı. Teşekkürler. Kimi ruh halini özetledi. Roller coaster gibi. Kimi aşkını haykırdı. Türkiye'nin en güzel kadını benim eşim oldu. Kimi aşk sorularına muhatap oldu. Ayça Hanım da çünkü sorularımızı geri çevirmedi. Açıkçası yanıtsız bıraktı. Ünlülerin buluştuğu yılbaşı partisinde neler oldu neler. Bir yapım şirketinin yılbaşı partisindeyiz. Uras Kaygılaroğlu gecenin konuklarından. Geçtiğimiz akşam çıktığı ilk stand-up gösterisi soruluyor. Yani çok keyifliydi, çok eğlendik. Birkaç arkadaş bir araya geldik. Arka arkaya sahneye çıktık. Böyle yakın çevremizle beraber. Böyle biraz denedik gibi oldu. Gecede eski eşi Melis İşiten'i görüntülemiş ve paylaşıma "İyi ki varsın ortak" yazmıştı. Meğer o gece sahiden ortaklarmış. Organizasyon şirketi var. Gecenin organizasyonunu o yapmıştı. Beraberdik. Yani sağlıklı olması, her gün sağlığına kavuşması hepimizi çok mutlu ediyor. Bir ödül gecesinde sahnede konuşma yaptığı sırada Cem Yılmaz'a yaptığı yarı şaka yarı ciddi uyarı gündem olmuştu. Zor birkaç gün geçirdik ailece. Hepimiz için zor oldu. Yani o kadar korktuğum, o kadar üzüldüğüm bir dönem oldu ki günlük hayatımda birçok üzüldüğüm, takıldığım, canımı sıkan, korktuğum şeyler çok anlamsızlaştı. Sonra dün gece sabah... Ciddi bir şey anlatıyorum. Muhabbetler yapıyorum. Evet, tamam, lütfen. O an sorulduğunda alaycı bir gülümsemeyle uzaklaşıyor. Başka bir gecede de yapmış olduğunuz konuşma, tam da eski işinizle ilgili o şey konuşmasında Cem Bey'in yapmış olduğunuz... Hadi görüşürüz. Bensu Soral gecenin konuklarından nasıl bir yıl geçirdiğini soralım. Çok güzel geçti. Tabii ki iyiliği, kötülüğü bir sürü şey yaşadık ama genel olarak güzeldi. Ben zaten çok pozitif bir insan olduğum için her şeyi böyle pozitif yanından alıyorum. Yeni yıldan mutluluk diliyor güzel Bensu Soral. Yeni yıldan da daha güzel bir sene diliyorum. İnşallah böyle sağlık, mutluluk, başarı, bereket hepsinin bir arada olduğu güzel bir yıl diliyorum hepimiz için. Aracının ön kısmındaki oyuncaklar çok tatlı. Emniyet kemerleri takılı arkadaşlar, sıkıntı yok. Köpeği Bruno'yu hatırlatıyor, tüylü oyuncaklar. Bir tane köpeğim var Bruno. Evet. Aynısı. Ona benzettik, o yüzden Bruno'yu temsil ediyor kendileri. Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'la gecede. Yoğun bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor ünlü çift. Yani yoğun, tabii ki sizin de takip ettiğiniz kadarıyla yoğun bir süreç geride kaldı benim için. Nasıl geçtiği anlamadan. Evet, aynen öyle. Hem çok hızlı hem dolu dolu geçti. İşler güçler, evlilik derken Gökçe Bahadır için dolu bir yıldı. Böyle tabii karışık yani. İşler güçler, evet bir yandan doğru, evlilik hepsi bir arada. Ama inşallah böyle güzelliklerle dolu geçsin. Herkes için tabii ki güzelliklerle dolu geçsin diliyorum ki. 2022'de evlilik oldu. 2023'te ne olur acaba? Sorunun gideceği yeri anlıyor. Bu işlerde usta olan Gökçe Bahadır. Bu yıl evlilik getirdi. Sonraki yıl da inşallah. Artık konunun nerelere geleceği belli oldu. Ha baba. Annelikle babalık. Birkan Sokullu sevgilisi Eda Gürkaynak'la gecede. Şu sıralar dinleniyor ve aşkına daha çok vakit ayırıyor. İyi, çok güzel, yolunda her şey. Öyle. Şimdi ben de dinleniyorum. Bir süredir daha sık görüşebiliyoruz tabii ki. Şu an işte senaryolar okuyorum. Yeni sezona hazırlanıyoruz vesaire. Hanımefendi de bu durumdan gayet mutlu. Hep destekçisiyim, beraberlik hakkında iyi gidiyor. Evet, daha fazla vakit geçirme fırsatı bulduk. Hatta şu anda da yurt dışından geldik, o şekilde katılıyoruz. Ama projelerinden de her zaman keyif aldığım için destekçisiyim de tabii ki. Bol ünlülü bir gece olunca Dişli de kaçınılmaz. Birkan Sokullu'yla aynı dakikalarda eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz de geliyor partiye. Nasıl bir yıl geçirdiği sorulduğunda hız treni gibi diyor. Roller coaster gibi. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Gerçekten hızlı bir yıldı onun için. İşler güçlerin dışında evliliğe giden ilişkisi bitti. Thor enişte tarih oldu. Öyle bir zaman geçiriyor ki yeni yıl dileği bile yok Dilan Hanım'ın. Yeni yıl mesajınızı da alalım da öyle gönderelim size. Yok şu an. Biraz daha düşüneyim ben. Peki o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Birkan Sokullu duble pişti yaşıyor o gece. Dilan Çiçek deniz dışında bir başka ex aşkı Berrak Tüzün Ataş'la partideydi. Emre Altı gecenin konuklarından. Çağla Şikel'le evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay büyüdü. Onlarla güzel vakit geçirebiliyor olmaktan mutlu. Onu özellikle fırsat buluyoruz, yaratıyoruz çocuklarla vakit geçirmek için. Zaten büyüyorlar. Çok yakında, çok zannetmiyorum bizimle takılmaktan, çok hoşlanacaklarını. Yani şimdiden falan demeye başladılar çünkü. Uzun süredir Türkiye'ye yolu düşmeyen Ebru Şahin geliyor olanca çıklığıyla. Bu güzelliğe nazar değer diyorduk değdi. Ayakkabısı çıkıyor. Allah, yardım mısın rica edeyim mi? Bir dakika. Evet. Teşekkürler. Hayli değiştiği, eski halinden daha farklı göründüğü kesin. Burada değildim zaten. Olduğum zamanlarda yoğun bir şekilde çalıştığımdan bir yere pek gidemiyordum ama benim için uzun zaman sonra güzel bir etkinlik olacak. O da bu yılın evlenenlerinden biri oldu. Yoğun bir yıldı, güzel bir yıldı. Tabii ki çok yaşadığımız kötü şeyler de oldu yıl içinde ülkece ama yeni yılın inşallah artık böyle sağlıkla, güzellikle, bereketiyle gelmesini diliyorum. Güzel işler, güzel mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yılda hem evlendim, öyle söyleyeyim. Yani güzel geçti benim için. Özel hayatımda da çok güzel geçti. İş hayatımda da çok güzel geçti. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu açıkçası. Eşi J.D. Osman'la Amerika'daydı uzun zamandır. Biri yoğun bir sporcu, diğeri oyuncu. İkisi de mesleklerinde zirvede. Peki nasıl kuruluyor bu denge? İşimi çok seviyorum. J.D. de işini çok seviyor. O yüzden biz kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz. İşimi bırakmam gibi bir şey söz konusu değil. Proje bazlı. İşte gönlümüze yatan şeylere göre öyle gidip gelme şeklinde olacak diye düşünüyorum şimdi. İkimiz de orta bir denge bulmaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü ikimiz de bir bireyiz ve ikimizin de hani çok güzel kariyerleri var. O anlamda yapacağımız şeylerde tabii ki birbirimizle danışıyoruz. Ama hiçbir zaman birbirimizin hayatında işimizle ilgili bir engel değiliz. Her zaman desteğiz o konuda. İlişkiye demokrasi hakim. Birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlamıyor ünlü çift. Bir baskınlık söz konusu değil. Dediğim gibi her şeyi konuşarak ve ortak bir paydada buluşmaya çalışarak ikimizin de faydalarını ve zararlarını gözeterek karar vermeye çalışıyoruz. O anlamda çok dengeli bir ilişkimiz var diyebilirim. Serkan Çayoğlu geliyor. Eşi Özge Gürel, Sipahi'nin ilk bölüm yayını olduğu için geceye katılamamış. Biliyorsunuz Özge'nin bugün yayını var. O yüzden gelemedi o. O da 2022'nin evlenenlerinden. Nasıl bir yıl geçirdiği sorulduğunda eşi Özge Gürel'le ilgili o kadar güzel şeyler söylüyor ki. Biliyorsun bizim için çok özel bir yıl oldu. Biz evlendik. Türkiye'nin en güzel kadını benim eşim oldu. Ondan sonra yani çok güzel bir çok güzel anılar biriktirdik. Güzel bir sene oldu. Merve Dizdar geliyor. Ödüllerle, başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı. Yılın kadınlarından biri oldu. Evet öyle bir yıl oldu ya. Çok şükür yani. Mutlu ediyor tabii ki ödüller. Onun için de daha çok çalışıyoruz. Ödül için değil ama insanların mutlu olması için, beğenmesi için. Başarının sırrını doğru insanlarla çalışmaya ve doğru bir insan olmaya bağlıyor Merve Dizdar. Çok çalışmak var ama iyi insanlarla ve doğru insanlarla bir araya gelmek de var. Çünkü benim çalıştığım gerçekten çok şanslıyım. Çünkü çalıştığım herkes çok iyi ve öncelikle iyi insanlar ve sonra işlerinde çok başarılılar. Ben öyle şanslı bir insanım. Ezgi Mola ve sevgilisi gecenin konuklarından. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Eğlenceli bir geceydi. Melike Şahin konseriyle eğlendi konuklar. Geceye eşi Beren Saat'le birlikte katılan Kenan Doğulu da sahneye çıktı bir ara. Ezgi Mola ve Merve Dizdar buluştu, bol bol eğlendi.
ara Ezgi Mola'nın ayakları topuklulardan yorulunca o da ayakkabılarını eline aldı. Geceye kasketiyle gelen Murat Boz çok eğlenmiş. Vallahi güzel bir geceydi. Yoğun bir yılı geride bıraktı kasketli Murat Boz. Bu arada saç ektirdiği için kasketini çıkarmadığını hatırlatalım. Yoğun ama güzel bir sene geçirdik diyebilirim. Allah nazar değdirmesin inşallah. Katıldıkları bir gecede samimi görüntüler verdiği Ayça Ayşin Turan'la ilgili aşk soruları geliyor. Ayça Hanım'la birlikteliğiniz var mı? Devam ediyorum. Ayça Hanım'la çünkü sorularımızı geri çevirmedi. Açıkçası yanıtsız bıraktı. Murat Boz biraz tereddütle aşk yok diyor ama kafalar karışıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir ilişki yok. Size çok teşekkür ederim. Bu kadar söyleyeyim. Gecede Aşk-ı Memnu'daki partileri Beren Saat'le bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ otoparktan çıkarken konuşmamayı tercih ediyor. Kıvanç Bey iyi akşamlar. Biraz konuşalım mı? Kıvanç Bey uzun süredir de göremiyoruz sizi abi. Biraz konuşsaydık.